Arkadaşlarım, yeni bir güne, hatta ve hatta Dubai'nin son gününe hoş geldiniz. Ne haber Cansu? İyilik. Ne demek iyilik? Bugün benim son günüm. İyilik ne demek? Ay çok üzgünüm, dur kararlarımı alacağım. Gölgedeyken çok soğuk, güneşteyken çok sıcak. Bu ülke beni yordu arkadaş. Neyse, kötü şeyler söylemiyoruz yakında. Beraber şimdi Cansu'nun arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyoruz. Bir kahve molası vereceğiz. Sonra da son günümüzü geçireceğiz. Bu arada ben daha hiç bavul falan toplamadım. Hiçbir şey yapmadım. Keyifteyim hala. Son günü son anına kadar doya doya yaşayalım arkadaşlar. Doktor bu ne? Cansu bacı ya. Ülkeniz çok güzelmiş. Beğendim. Şimdi size gizli bir hazine söyleyeceğim arkadaşlar. Herkes gelip böyle tam böyle Burj Khalifa'nın altında bu Dubai Mall'un bahçesinde fotoğraf video çekiyorlar ya, Burj Khalifa'yı görmek için. Bizim bulduğumuz yere bakın şimdi. Burada tam arkamda biraz daha Dubai Mall'un hafif içinden bir yürüyorsunuz böyle. Soğuk Al-Arab mıydı? Öyle bir şeydi. Yazarım size mutlaka. Ondan sonra arkamda nasıl güzel bir manzara, hemen gösteriyorum. Şöyle tam şu arada fotoğraf çektireceğiz. Ve arkada da tabii ki de Burj Khalifa ile beraber çok daha güzel çıkacak fotoğraflar, emin olabilirsiniz. Ama şu an sıra var. Beklemedeyiz. Yani boşuna burası tam olarak bir fotoğraf noktası dememişim. Arkamızda bir sıra. Tabii ki de Asyalılar arkadaşlarım. Nasıl buluyorlar, nasıl? Şurada da bir tane kıza var ya, illet oldum. Abi bir saattir orada oturuyor ya. Bak şurada görebiliyor musunuz? Bakayım nerede? Görüyor musunuz? Bak şurada bir tane. Gerçekten oturdu, kalkmıyor. Bütün fotoğraflarda o var. Bir insan bir tık düşünür. İnsanlar burada sıraya girmiş. Şuranın manzarasını çekiyor falan. Bak böyle düşüncesiz insanları hiç sevmem. Fotoğraf çekerken görüp önünden geçen insanları da hiç sevmem arkadaşlar. 2 saniye beklemek kimseye bir şey kaybettirmez ve arkasından dolanabilirsiniz. O an biri fotoğraf çekerken ortasından böyle girmek var ya, çok düşüncesizlik bence. Bilmiyorum, ama da böyle şöyle çok dikkat ettiğim için, kendime girince sinirlendiğim için, zaten biri geçmek isteyince durup "Aa, tabii ki de siz önce geçin" falan diyorum yani. Bu kadar öküz değilim, aynı yerde bir saat durmuyorum ama neyse, sinirlenmeden günümüze devam edelim. Sonuçta bugün Dubai'deki son günümüz. Dubai Mall şurası, şu arka taraf. Burası da Soğuk Al-Bahar diye geçiyormuş arkadaşlar. Burada çok da tam tatlı bir kafe de var. Hemen bunun oradan gidince şu karşı tarafta, şurada fotoğrafları çekmiştik. Ama bunun burası da çok güzel. Burası otel sanırım, çok bilmiyorum ama. Ay şu kızın güzelliğine bakın. Benim bütün eşyalarım da ondan. Bunun tam önünde de burada da şöyle kocaman bir Burj Khalifa görebiliriz. Burada da fotoğraflar güzel çıkar gibi. Şimdi birazcık da burayı deneyelim. Burası da bayağı güzel alan arkadaşlar ya. Gerçekten çok keyifli gözüküyor yani. Ve benim gideceğim gün havanın güzelleşmesi çok başka bir olay. Şimdi buralar kapalı ama büyük ihtimalle akşam açılıyordur ve mükemmel Burj Khalifa manzarasında yemeğinizi yiyip keyif yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Rehberimiz Cansu Kalkan. Ve tam içeride şöyle bir deva var. Bir oturmuş, bir ayakta. Çok güzel gözüküyor. Size şöyle bir alçak fit yapayım. Saçlarım uzak. İnsanlar çoğaldığı için sadece kendimi çekebiliyorum. Benim arkamdan ne görürseniz o, yapacak bir şey yok. Korkutucu birazcık benim için. Bir fotoğraf çekeyim. Ben sizinle konuşuyorum ve Cansu sürekli arkada telefonla böyle beni çekiyor. Ne yapıyorsun? Ben de seni çekeyim birazcık gizli gizli. Uyarı alana kadar çekime devam. Ay gerçekten her an uyarı alabilirim. Milyon kere uyarı aldım. Ama akıllanmadım. Evet, hala ülkeden kovulmadım. Miles'e okuldan. Bebeğimizi okuldan almaya gidiyoruz arkadaşlar. Ponçayı okuldan alalım. Yapmam gereken ve yapmadığım o kadar çok şey var ki. Cansu, ceket sende mi? Evet, sende. Bir hafta yetmiyor da anladım. Evet arkadaşlar, Dubai'ye bir haftalık gelmeyin. Bir hafta her şeyi görmek istiyorsanız. Bir de her şeyi görmek istiyorsanız bir hafta olur. Her şeyi
göremedik. Her şeyi göremedik. Her şeyi görmek için neden göremedik? Bir daha gelmek için göremedik her şeyi. Her şeyi bıraktık ya, arada bir daha gelelim. Günaydın var, CZN Burak var, Nusret var, ne ararsın zaten biliyorsunuzdur. Yani çeşme bazlama kahvaltı bile vardı. Bunlar mı olmayacak diyorsunuzdur, haklısınız. Simit sarayı var. Ay bir simit sarayı da var. Her şey var. Marketlerin Türk ürünleri var falan. Dubai Mall'un etrafındaki işte şeylerde bir sürü restoranlar var arkadaşlar. Böyle çok keyifli bir akşam geçirmek istiyorsanız bunlardan birine balkon tarafına mutlaka rezervasyon yaptırın ve gelin burada keyifle tadını çıkarın. Her akşam işte bu su gösterisi yarım saatte bir oluyormuş diye biliyorum. Ben yaklaşık 5 kere falan izledim. Artık yeterli. Bakın biz şu tarafta var, tamam mı? Restoranlar ve kafeler, ama buradakilerde su gösterisi bu tarafta olmuyormuş. O yüzden köprünün köprünün bir de şu tarafı var. Şu köprü falan da çok güzel. Köprünün bir de bu tarafı var. Burada izlerseniz çok daha güzel oluyor. Çünkü şu altta görebiliyor musunuz birazcık? Onlar su üstüne çıkıyor ve gösteri oluyor. Tam olarak Burj Khalifa'nın önünde oluyor. Çok müzik var, beni duyabiliyor musunuz? Şu restoran var ya, Al-Wahab mı? Öyle yazıyor galiba. Bence çok güzel olur. Onun balkonu çok iyi olur yani. Ama diğer restoranlar güzel. Hepsi güzel ya. Taksiye binmek için şöyle bir sıra yapmıştı arkadaşlar. Bakın demek ki ne kadar kalabalık oluyor sıranın kocamanlığı. Buradan geçip şurada sıraya girip taksiye binebileceğiz. Bu arada size taksilerle ilgili bir bilgi vereceğim. Bakın hepsinin üstü böyle renk renk farklı ya. Eğer sadece işte üstü böyle pembe olursa onun şoförleri de kadın oluyormuş. Onu da hani kadınlar için olan taksi olarak geçiyor. Ona sadece kadınlar binebiliyor. Onlar kullanıyor yani. Metrolarda da buradan bir tane metro hat var. Dümdüz gidiyormuş. Ben hiç binmedim metroya. Ama metroda da kadınlar için özel bir vagon varmış. Bir de işte kadınlar erkeğin beraber kullanabileceği bir vagon varmış. Burada şöyle bir tane pembe geçecek. Bakın geçti gitti pembe, gördünüz mü? Oydu işte. Kıvırcık ablamız geçti. Kıvırcık ablamız mı vardı, ben göremedim. Kore'deki taksiler özellikle dikkat etmedim ama buradakilerin tam içinde ortada bizi gören. Ama Türkiye'dekilerde falan da var ya. Sonuçta o taksilerde olan bu videolar falan çıkıyor ya ortaya. Bunlar kendine gelen takılanlar mı? Bunlar mecbur. Hepsinden bakın, ülkenin de her yerinde kamera var. Sokaklarda falan. O yüzden kuralları çiğneyim. İşte ben bir şeyler yapayım, kaçayım, gideyim yok. Zaten trafik kuralları çok sertmiş. Hem cezaları olarak yani ağır bence cezalar. Bence olması gerektiği. Yani çok dikkat edilmesi gereken şeyler var. O yüzden ben şöyle diyorum. Zaten araba kullanmaktan korkuyorum. Burada hiç kullanamam. Camsa böyle taksi falan yerken. Bak ehliyetini çünkü burasıyla değiştirmiş. Diyor ki bakayım ya bu nasıl gidiyor. Şu an izleyerek böyle pratik yapıyor. Ben birazcık sokakları göstereyim mi? Taksiden giderken sadece. Ya bina var ya inşaat arkadaşlarım, gerçekten başka hiçbir şey yok. Bakmamışsın gibi kitaplara. Aa, bu yeri mi? Beğendin mi? Evet. Evet. Seni bak, müziği içeride çalışıyor. Bütün hafta gezdi, gezdi, gezdi. Bugün gidiyor, vicdan yaptı. Çocuğu almaya karar verdi. Miraz diyor ki seni özleyeceğim. O ona diyor ki seni özleyeceğim. Şimdi böyle dedi, hayvanların şeylerini asıyorlar. Bütün çantaları bana verdiler, her şey bende. Bir de bunu verdiler. Kaçma, poz ver bana. Çabuk, çabuk. Kapat, kapat. Eteğimi kapatman lazım, böyle tutma eteğimi, tamam mı? Hadi kaç. Anne mi kaçacak? Biz kaçıyormuşuz. Hadi bay bay. Mila scooter'la hep oradan indiği için şimdi normalde de orada iniyor. Çocuğum normal yolu bilmiyor çünkü.
Milas, skuterin yokken merdivenden inebilirsin. Milas çok yoruldum. Sen yorulmadın mı? Boncuğum sen yorulmadın mı? Balinaya götüreyim mi? Balina mı var burada? Ayloş gidiyor ve güneş çıktı. Yakınlaştır. Seni mi yakınlaştırayım? Bir çok seviyorum. Aa yine gözünü kapattı. Sen sürekli neden gözünü kapatıyorsun kamerada? Meryem'i açık bırakmışım çantanın içinde. O yüzden bütün bataryam bitmiş. Ben de var zannediyorum falan. Eve gittik, üstümüzü değiştirdik, çıktık. Ama kameram açık olduğu için şu an hem çok sıcak hem de bataryayı boş gösteriyorum. Kapatacak bir ihtimal. Sadece kutamam çiğdem. Eve gidecek, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay Deminas. Bay bay. Bay. Dubai sokaklarından Kore kafelerine ışınlandıkça da arkadaşlar. Gerçekten son gün yani telefonumun şarjı, kameramın şarjı, yedek bataryamın şarjı, her şeyim bittiği için böyle çok ortada kaldım. Çok olaylı bir son gün yaşadık. Çok koşturmalı bir son yaşadık. Ben aşırı derecede stres oldum yani. Çünkü her şey böyle son dakikaya kaldı. Dubai gerçekten böyle çok plansız gittim. O an çok rahat hareket etmek istediğim için ama çok içi girmiş gibi de oldum. Hatta bugün Cansu ile şeyi konuştuk. Onların binayı hiç gezmediğimiz, onların biraz çok güzel yerler olduğunu falan. Neyse bunlar bir işaret. Dubai'ye tekrar gideceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bunların hepsi bir işaret olsun bizim için. Şimdi bu videonun devamında da sizin Dubai hakkında merak ettiklerinizi cevaplamak istedim. O yüzden hız kesmeden hemen videoya devam edelim. Bana sorduğunuz soruların aslında birçoğu aynıydı. Genel olarak Dubai'nin pahalı olup olmadığını, güvenli olup olmadığını merak etmişsiniz. Şimdi hepsine böyle ufak ufak bir değineceğim. Kısa kısa cevaplayacağım. Dubai pahalı mı sorusundan başlayacak olacak. Şimdi Dubai kime göre pahalı mı? Şimdi ben Kore'de yaşıyorum. O yüzden Kore vonu kazanıyorum. Ama siz bunu TL olarak mı soruyorsunuz? Kore vonu olarak mı soruyorsunuz? Buralar çok karışıyor. Bence Kore vonu olarak aşırı pahalı bir ülke değil arkadaşlarım. Yaşanılabilir bir ülke. Zaten orada kazansanız daha da fazlasını kazanacağınız için çok daha yaşanılabilir bir ülke. Türkiye'ye bazı aldığınızda şimdi aslında Dubai'de vergilendirme olmadığı için ürünlerde vergi ödemiyorsunuz. Ama yine de böyle vergisiz fiyatından bir tık daha fazla bence. Mesela Almanya'yla aldıklarım bazılarını böyle karşılaştırdığımda böyle şeyleri fark ettim. Mesela Almanya'da aldığım bir ürün işte 100 euro vergisiyle beraber. İşte vergisini çıkarınca öne görüyorum 80 euro falan oluyor. Dubai'de o ürün zaten 85 veya 90 euro gibi. Anladınız mı? Yani hani evet vergilendirme yok ama ona rağmen de çok ucuz da değil. Ama TL olarak baktığınızda bazı ürünlerin çok daha ucuz olduğunu görüyorsunuz. Özellikle işte Apple ürünlerini falan orada almayı insanlar çok seviyor. En çok onun için galiba oraya seyahat ediyormuş. Ama onun dışında her bütçeye uygun bence yerler var. Yani çok normal bir yemekte yiyebilirsiniz. Tabii ki aşırı lüks bir yemekte yiyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihlerinizle alakalı. Şimdi kıyafetlerinize karışıyorlar mı? İşte orada sokakta gezerken zorlandın mı gibi şeyler sormuşsunuz. Bence zaten videolarda da fark etmişsinizdir. Ben sürekli etek giydim, şort giydim, elbise giydim, açıkta giydim. Tabii soğuk olduğu için hepsinde bir hırka olduğu için bu soğuk olduğu için de hiç kimse bana dönüp şöyle bir bakmadı veya hayır buraya böyle giremezsin, üstünü değiştir falan filan demedim. Dubai aslında bence hani bir Arap ülkesi olarak düşünmemize rağmen çok açık görüşlü bir ülke. Bunun en büyük sebebi de orada çok fazla yabancı var arkadaşlar. Gerçekten aşırı derecede fazla yabancı var. Zaten Dubai'nin kendi halkını çok göremiyorsunuz. Dubai'nin kendi halkı ya çalışmıyor çünkü çalışmasa da para kazanıyorlar ya da çok iyi yerlerde çalışıyorlar falan. Ama böyle çok ortalarda onları göremiyorsunuz. İşte atıyorum bir kafede veya bir restoranda servis elemanı olarak göremiyorsunuz. İşte inşaatta bir ameli olarak göremiyorsunuz. Çünkü zaten birçok alanda özellikle inşaat gibi daha alt sınıf alanlarda çok fazla Pakistanlı ve Hindistanlı çalışıyor. En çok onları görüyorsunuz. Yani ben Dubai halkından çok Pakistanlı, Hindistanlı gördüm diyebilirim. Dubai halkını, kendi halkını da havaalanında gördüm ve hepsi de aşırı hoş, şık, kaliteli gözüküyordu yani. Özellikle kadınların makyajları, tırnakları, hani kokuları yanlarından geçtiğinizde böyle hissediyorsunuz yani böyle buram buram kokuyorlar. Kimse
o hani kıyafete takmıyor yani. Anladığım şey buydu. Şimdi ben yasak şehir dedim ya, buna birazcık takılmışsınız. Tabii ki de bu birazcık da ironi yaparak bunu zaten söylüyorum. Yani gülerek de söylüyorum. Beni en çok engelleyen şey fotoğraf çekmekti arkadaşlar. Fotoğraf, video çekmekti. Sonuçta ben bir YouTuber'ım ve size orayı göstermek, sokakları göstermek istiyorum. Ama bu zaten her yerde bangır bangır böyle yazıyordu. Bunu hatta size de göstermiştim bir yerde. Marina'da diyordu. Burada fotoğraf, video çekmek yasak diye. Yani ben mesela, evet burada mesela yasa ibaresi olmasa da ben çektim. İşte bir polis geldiğinde beni uyarabilir ki AVM'lerde çok fazla güvenlikler gelip beni uyardı. Veya işte biri beni şikayet edebilir, o yüzden bana ceza kesilebilir. Yani genel ülkenin genel kuralında zaten diğer insanları rahatsız edecek şekilde fotoğraf, video onları direkt çekecek şekilde zaten yasak. Ben bunu baz alarak söyledim. Çünkü videolarda sadece beni gördünüz. Hatta bunda niye sürekli seni gördük diyorsunuz. Çünkü yasak arkadaşlar. Ne yapayım beni? Yasak yani. Gösterebilsem göstereyim ben de tabii. Peki de buna çok çok dikkat etmem gerekiyordu. O yüzden bunu biraz ironi yaparak da söyledim yani, yasaklı ülkesi falan diye. Ama kulağa çok büyük, aşırı bu ülkede yaşanmaz falan deyip bir yasak yok. Ondan olsa ben zaten gidemem yani, ne yapacağım öyle bir ülkede, bir de öyle bir düşünün. Başka yasak dediğim şey de mesela hız sınırları falan var işte, böyle hani nasıl diyeyim, herkesin altında aşırı derece lüks arabalar var ama hız sınırınız çok düşük. Yani o arabayı kullanamıyorsunuz zaten gibi şeyler. Yani diğer bir sebebi de erişim engeliniz var birçok şeye. En basit işte WhatsApp'ta erişim engeliniz var. Oradan sesli ve görüntülü arama yapamıyorsunuz. İşte mesela FaceTime yapamıyorsunuz. İşte VPN indirmeniz gerekiyor. Oradan girmeniz gerekiyor ki bu da yasak. VPN'i yakalanırsanız da çok büyük bir cezası var. Yani sadece kendi içinde kullandığı bir uygulama var ve onu indirip oradan konuşabiliyorsunuz. Yani ufak ufak şeyler yüzünden aslında böyle şeyler söyledim. Hala aynı fikirdeyim. Yazaklar. Dubai'de beni şaşırtan şeyler sanırım seviye farkı olabilir. Şimdi bir yanda tamam mı? Aşırı derecede lüks var. Yani aşırı derecede lüks. İşte adamların altında altın kaplamalı arabalar falan var. Yani inanabiliyor musunuz? İşte hani baştan aşağı böyle marka giyen kadınlar falan var. İşte bir yanda da gerçekten işte günde 10 saat, 16 saat çalışan Pakistanlılar var. Hani çok farklı bir şey var, dünya var orada bence yani. Tabii ki de normal yaşayanlar da var. Ama beni şaşırtan o uçurumun çok farklı olmasıydı. Her ülkede vardı zaten bu. Hani bu ülkede yok mu çok lüksler? Zaten var. Ama hani böyle gözümüze sokmuyorlar ama orada gözünüze sokuyorlar. Çünkü bunu istiyorlar ve bunu seviyorlar ya. Hani o yüzden mesela o beni çok şey yapmıştı. Bir de şey görmüştüm. Altın ATM'si. Altın çekebileceğiniz ATM. Mesela şaşırmaz mıydınız? Ben gayet şaşırmıştım ya. Gelelim Dubai'nin benim için olumlu yönlerine. Aklıma gelen böyle bir iki tanesi hemen hızlı bir şekilde sayayım. Çünkü gerçekten üstüne çok fazla düşünmedim bunu. İlk gelenleri söyleyeyim arkadaşlar. Güvenli olması, tamam mı? Gerçekten güvenli. Yani hani korkmuyorsunuz. Sokakta yürürken endişelenmiyorsunuz. Zaten birçok alanda güvenlik kamerası var. Ve suçlar, cezaları çok ağır. Hani o yüzden kimse bunu göze alıp size bir yanlış yapamaz arkadaşlar. Ama siz yine de kamera olan yerlerde dolanın derim. Temiz olması. Ya ben çorap testi yapacaktım, unuttum. Birçok şey unuttuğum gibi bunu da unuttum ne yazık ki. Neyse bu da bize bir bahane olur. Bir dahakine gideriz ve yaparız. Benzin ucuz olması bence kesinlikle olur. Olumlu bir yer. Benzin çok ucuz, arabalar çok ucuz. Sonuçta çok lüks arabalara çok daha ucuz bir fiyatta ne diyeyim, sahip olabilirsiniz yani. Ve en önemli şey orada yaşamanız için, yani bir turist olarak da gitseniz, göç de etseniz, en önemli şeylerden biri bence dil sorunu, biliyorsunuz ki. Evet bir Arap ülkesi ama herkes İngilizce biliyor. Yani Arapların İngilizcesi gerçekten çok iyi. O yüzden hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Bilmeyenler tabii ki de var ama atıyorum bir mekanda 5 kişi çalışıyorsa 3 kişi zaten çok iyi bir şekilde biliyor. O yüzden hiç sorun olmuyor. Bu önemli yani, sonuçta Arapça bilmek çok daha zor ama İngilizce öyle ya da böyle bir şekilde kendimizi ifade edebiliriz ya. O yüzden bu
size ekstra bir rahatlık sağlıyor. Tabii benim son yaşadığım birazcık ifade sorunlu yüzünden, anlaşamama sorunu yüzünden bazı bir sıkıntılar vardı ama neyse, bununla beraber bunu anlatırken biraz olumsuz yönlerine geçelim diyorum. Mesela ben son gün şöyle bir şey yaşadım. Sephora'dan bir şey almıştım. Orada fiyatla ilgili bir yanlış anlaşılma oldu, tamam mı? Yani bana gösterdiğiyle kasada bana çıkan fiyat farklıydı. O yüzden ben de ürünü iade etmek istedim. Hatta ürünü almıştım ama. Yani ben başta sadece kartı verdim. Bir şey söyledi ama gerçekten dinlemedim. Ondan sonra işte ödeme çekince kartı böyle saate şey geliyor ya fiyat. Şöyle oldum. Ne? Falan oldum. Bir şok yaşadım. Çünkü bir dakika. Nasıl yani dedim. Bunun fiyatı bana bu söylenmedi dedim. İşte hani bana bu arada çünkü sorduk falan. Çünkü tabii Kore'de çok az fiyat farkı vardı. Yine de hadi neyse. Mikrofonum şey almasın. Dedim hadi yine de neyse oradan alalım falan. Ama zaten o fiyat olmasının hiçbir anlamı yoktu yani. Kore'de daha çok daha ucuz olan bir üründen bahsediyorduk. Ondan dolayı ben ürünü iade etmek istedim. İşte karşımdaki kadının böyle tavrı mesela bence çok sertti. Tamam bana karşı böyle üf yaptı püf yaptı, sana kim söyledi bana onu. Ya kim söyledi, ben nereden bileyim, koskoca Sephora yani 30 tane eleman çalışıyor. Sana gidip şunu pat diye bana şu söyledi diye bulmam. Benim zaten şeyim yok yani, ismi alsam diyor ki ismi neydi? Nereden bileyim ismi neydi, tamam. Yakasında yazıyor, yakasının altında mesela şey bayraklar da var, hangi dilleri konuşabiliyor falan. Onu da yoktu İngilizce, o yüzden de belki çok zorlanmış olabilir. Neyse işte benim öyle ya da böyle tabii ki benim ürünüm iade alacak, alması gerekiyor zaten. Ama bana ürün iadesini nakit yaptı. Son günüm. Bir saat sonra gidiyorum elimde tomarla. Bir hafta boyunca o kadar nakitim alamazsın. Yani tomarla gerçekten dirhem vardı. Adamın şokunu yaşadım. Dedim ki bu ne? Diyor ki ben başka türlü iade yapamam. Yapabilir. Ama mesela o an olay büyümesinin şey olmasını, belki büyüse daha büyük sorun çıksa falan filan başka şeyler de olabilirdi. Ama hiçbir bir şeyle uğraşmak istemediğim için neyse falan filan deyip mesela aldık. Mesela bence bu evet olumsuz yönlerinden biri yabancılara sadece satış yapmak istemelerine. Tamam mı? İşte sadece satsın ve gitsin istiyorlar. Böyle çok fazla satış odaklılar. Sokakta yürürken, mağazaların önünden geçerken sürekli burnuma uzatılan kağıt parfüm kokularını sevmedim. Tamam mı? Bu benim için olumsuz yönlerden biri. Bunları gerçekten sevmedim. Çok rahatsız oldum. Benim için olumsuzluğu da tabii ki de fotoğraf çekememem. Konu yine buraya geliyor ama çekememem yani. Cezalarının çok ağır olması. Diyelim bir ceza aldınız. Allah korusun diyelim de ilk önce. Diyelim bir ceza aldınız, hapse atıldınız. Bunu duyduğumda şok yaşamıştım. Hapisteyken sizin yemeniz ve içmeniz sizin ailenizin sorumluluğunda. Yani biri size yemek getirir ve bırakırsa siz o yemeği yiyebiliyorsunuz. Yoksa deve size bakmıyor. Hani bir hapishanelerde gidersiniz ve devlet size orada yemek içme verir yani. Ama günde iki öğün, üç öğün neyse ne verir. Ama Dubai'de bu böyle değilmiş. Buna gerçekten çok şaşırmış. Ve bence zaten bu insanların işte suç yapmalarını engelleyici bir şey. Yani caydırıcı bir sebep de aslında. Olumlu mu olumsuz mu bilmiyorum ama düşmesi ve sonrası çok olumsuz bir şey. Ama suça bu kadar engelleyebilecek olmaları bence olumlu bir şey de olabilir. Emin olamadım bak şimdi. Bilemedim be. Ülke hakkında kötü yorum yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani ülke içindeki yaşayan biriyseniz ülke hakkında olumsuz söylemlerde bulunamıyorsunuz. İşte bir yerde kötü bir olay varsa bunu çekip işte sosyal medyanızda yayınlayamıyorsunuz. Ülkeyi başkalarına kötü lanse edecek şeyler yapamıyorsunuz. Bu yasak. Özgür bir ülke olduğunu söylemeyiz sonuçta. Bir Arap ülkesi yani, değil mi? Hani ne bekliyoruz? Kötü söylemde bulunacak herhangi bir şey gerçekten yaşamadım. Sadece şaşırdığım şeyleri söylerken de böyle bir çekiniyordum işte. Hani söyleyebilir miyim, söyleyemez miyim, bu kötü bir şeye mi giriyor, şeye mi giriyor falan diye. Bir de mesela şey varmış. Alkol satın almak istediğinizde, alkol tabii ki de marketlerde falan alkol satışı yok. Belli yerlerde varmış ve onun içinde bir alkol ehliyeti diyebileceğimiz sanırım. İşte böyle bir kartınızın olması gerekiyormuş. Onunla kayıt yaptırdıktan sonra da gidip alkolünüzü o kart üstünden alabiliyormuşsunuz. Dubai ile ilgili söyleyeceklerim aslında bu kadar. Yani ben Dubai'de gerçekten çok büyük sorun yaşamadım. Eğer yaşasaydım işte bir daha beni almazlar, yine de kötü bir şey söylemeyeyim diye düşünmez söylerdim arkadaşlar. Ama gerçekten yaşamadım.
çok sinirlendiğim, o an çok gerildiğim iki tane aklıma şu an pat da gelen iki tane olay var işte. Biri safari günü. Bizi 40 dakika geç aldıkları için ben aşırı derecede sinirlendim. İşte arkada kaldığım için kendi şanssızlığıma çok sinirlendim. Çünkü hiçbir şey çekemedim istediğim gibi. Ondan sonra işte oturduğum yerin böyle tutma şeyi, o arabanın tutma şeyi ve emniyet kemerinin bozuk olmasından dolayı yine tura bir sinirlendim. Yani o gün o yüzden benim için böyle bir tık böyle gergin ama yine de sonu güzel biten bir şeydi. Bir de işte Sephora'daki olaya çok bir sinirlendim. Yani kızım bana o an yanlış bilgi vermesi, işte benim iade isterimdi ki bu bence benim bir tüketici olarak endo hakkım. İade isterimde afra tafra yapılıp işte iade yaparken de üf püf böyle sert hareketlerle onu yapması mesela beğenmedim. Ama o da o kişiyle alakalı. Bu hani Dubai alakalı bir olay değil yani, anladınız mı? Kişiyle alakalı bir olaydı o da. Düşünüyorum bir soruyu yaşadım mı, mutsuz olduğum bir an var mıydı, gerildiğim bir an var mıydı? Yoktu. Kamerama karışmaları onların endo hakkı. Çünkü ülkede yasak. Yani niye benim kamerama karışıyor, işte niye benim video çekmemi engelliyor diye buna sinirlenemem. Öyle bir hakkım yok sonuçta. Adamların ülke kurallarına bu var. Yasak kardeşim. Ulu ortada milleti çekemezsin diyor ve çekemem. Ben çekmeye çalıştım tam bunu kabul ediyorum. Bunu kabul etmeyen değilim ama çekebildiğim kadarını çektim yani, çekebildiğim kadarını. Bu çok önemli bir detay. Dubai'ye bir daha gider miyim? Dubai'ye bir daha giderim. Dubai'de yaşar mıyım? Kore'de yaşıyorsam yaşamam. Sanırım Dubai videosunun sonuna geldik. Bir ülkeyi daha bitirdik beraber. Benim için gerçekten keyifli bir zamandı. Orada olan canım kalkan ailesi sayesinde de olabilir. Dubai'ye aşırı derecede aşık olmadım sonuçta, itiraf ediyorum yani, ama kalkan ailesine çok aşığım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama gerçekten gidilip görülmesi gereken ülke mi? Evet yani gidilebilir. Eğer binalara ilginiz varsa kesinlikle ve kesinlikle daha çok gidilip görebilirsiniz. Çünkü bir hani doğal güzellik diye bir şey yok ülkede. Yani hepsi sonra yapılma şeyler sonuçta. Umarım siz de benimle keyifli zamanlar geçirmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki ülkede görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.